Koridoru власти программасы эфирде. Бүгүн уну көтүрөрүм мен Алена Терзи, хим истерим селемнеме кепсиңизди экрандардан. Адетче бүгүн талап этижеги суу проблемалары үчүн хим о ишлер үчүн англар олорлор Молдова девлетинде хим 150 клен Гагаузияда бүгүн бизден мусафирликте болуныр халк топлушун депутаты хим Комрад Девлет университетинин ректору Сергей Захария. Заман кайрылсын Сергей Константинович, хош келдиңиз студиямызга. Заман кайрылсын, хош болуштук. Сергей Константинович, истерим сизинден бүгүн лаф эделим элбетки халк топлушунда улан улайлар үчүн да, ама таачуу бүгүн лафыбыз келечек Комрад Девлет университети үчүн. Чүнкү кепсиңиз биз билебиз, анне үйрөнмөкү жылы башарылды, эни үйрөнмөкү жылы башлайжек бир бучук айдан соң. Лазым улажек шансура олмалы үйрөнмө курумдары шансура башлайрлар каблетме абитуриентлары документтери. Бунунан баалуу инжеликлери элбетки биз ачыклайбыз бүгүн, ама башлайбыз халк топлушунда. Сергей Константинович, мен силерим бир азчык ачыклаясыңыз битки 3 отуруш халк топлушунда. Кечтилерми, кечмедилерми, яшайындар эле да аңдамадылар. Бул халк топлушуларында не болду? Нечин бир сыра болду, экинчи сыра болду, үчүнчү сыра болду, болдуму, болмадымы? Нееди бул? Сиздин башыңызга көрө. Бир отурушта мен оламадым. Йок, чүнкү ашырда болундук. Bu komandirovka vardı bizde. Onun için nasıl geçti söyleyemeyeceğim. Yoktu kolay bakayım videosunu. Ama o oturuşluğun hangisinde binde oldu kolay bulunma. Sanırım hani ona geçtikle kanuna göre. Bir şey diyeyim, ben de ayıp baktım. Her zaman oturuşun çek etmesinde lazım bu günün işin programası kahvelensin. Bizim birkaç kolega söyledi, hani bu programı anlaşılmamış onlara deyin de onu kahvel etmemişler çek etmesinde. Başkasını konuş arkana dediler, biz bu programı, bu iş sırasını kahvel ettik. Onun için de kanuna göre her zaman yeni oturuş, yeni zasidane geçerken lazım bu günün oturuşun programası kabullensin. İş sırası lazım kabullensin. Kabul edilsin. Ben sorum gördük, hani biz onu kaldırdık bu soruşu da oylarımızı verdik. Bu 5. soruşta oldu. Ama sanayım hani ne soruşlar çıkarlı, ona lazım her zaman gitsin komisyada. Prezidium bunları çıkarsın kendi konuşmalarına ve sorum çıkarsın halk topuşuna, oturuşuna. Сергей Константинович, комиссиялардан сорушлар лазым кечсин дедиңиз да, бу 3 отурушунун арасында мен болдум комиссиялардын бирисинде, анерде лазымдылар бакылсынар, пеки үнем эле сорушлар, ама о себептен аны кворум жокту, аларды садим 2-3 комиссиянын азасы кечемеди комиссиянын отурушу да сорушлар бакылмадылар. Сиздин башыңызга көрө бу дооруму бир иш? Нечин комиссиялар топланырлар, сорушлар бакмайлар? Неле бул баалуу? Bu soruşa var birkaç cevap. Şimdi kanuna göre hepsi oturuşlar komisyonun lem olsun. Mutlaka lazım. Mutlaka olsun. Prensipleri ben isterim bakma soruş, ya istemiyorum bakma, ya da ben seni bilmeyeyim, sen beni bilmiyorsun. Burada yasak, dil lazım bu olsunlar. Bu yasak, bu yok önce bu işleri konuşmadı. Niçin derim, her bir soruş, hangisi çıkıyor? Halk topuşuna, oturuşuna olam geçilkin komisyi. Orada lazım tartışmakla olsunlar. Lazım her bir azası komisyonu çıkarsın kendi argümentlerini. O komisyonlar vancı gelsin, insan kim aşırıdan da. Bizim bu cümle kompanyaları var, var başka insanlar. Yaşayanlar da, çünkü komisyonların oturuşları her zaman açık, onlar kapalı değil. Elbet ki, bunlar her zaman lazım açık olsunlar. Bir soruş angısı beni her zaman öyle gücendirir. Sorarla komisyon azaları online çalışarmışlar. Yok bizim reglamentte böyle norma, yok böyle kanun. Hani uzaktan oturuşu yapma.
bu vardı, bu kolay. Açan Moldova'da hem Gagauzi'de Rusya çrezeçani situasiya. Pandemiya vakitinde. Pandemiya vakitinde, Covid'de o zaman kabul edildiydi. Da biz bilerdik hani insanı koruma deyin. Kim be kim evde bulunar, biri be kim başka yerde. Bu oturuşları kanun bize kolay vererdi. Şimdi Allah bize verdi. Girdik gene yerimize. Da bu kolayları lazım yapma göz göze. Niçin? Zerim reglamentte bu yazılı değil. De komisyonun deputatları yani halk topluluğun deputatları reglamentte koyasla böyle kanun, böyle bir sayfada bir niyet onu kabul ederse o zaman bu kanun olacak hem ulam çalışsın. Benim bakışıma göre bu praktikadan lazım yavaş yavaş buna pek dikkat olma. Niçin? Zerim bizim kanunda halk topluluğun oturuşları her zaman göz göze. Şimdi komisyon niçin yapalım uzaktan video? Ben sana yani her bir deputat kim çalışıyor orada? Kim seçildi oraya? O lazım gelsin de işini götürsün yüksek orada. Çünkü var insan isteyen soruş verme. Var insan isteyen düşünüp de bir iyi karar çıkma. O için deputat hangisi açın seçilir. Kendi yaşayanlara söz verir arkana. Olan bilsin nereye gidiyor. Naş orada yapacak. Ne yük aldı üstüne. De sanayım hani bu oturuşlar lazım gitsin offline. Yani göz göze. De o zaman bekim biz bu soruşlarından kalkacak. Onlar lazım daha yüksek orada tartışmakla geçsinler. Ama bu gagavuşa laf tartışmak, ben deyim bunu dil yüksek sesle konuşma, laf etme, birbirini kötüleme. Kötülemer de vancı ama o lazım olsun konstruktif ne? Konstruktif bir kötülemek. Kötülemek. Dil bağırma, amazlama birbirimizi. Bu güzel durmaz. Çünkü halk topluluğu bir laftan gele parlament laf etme konuşma kimin niyeti fikri daha yüksek burada bulunuyor daha kaliteli fikri daha kaliteli niyeti ona yoksa argument olam gitsin böyle düşünüyorum. Sergey Konstantinovich, söylediniz hani kimi yaşayanlar, kimi komisyon, kimi azıları bekin isterler soruş sorma, açıklama bir şey kimi isterim söyleme. Hani Gagauzian kimi yaşayanlar da bekin bekleyirler o soruşlar kabul edilsinler kalk topluşundan. Anglarını lazım baksınlar komisyonun azaları. Çünkü bugün var o soruşlar, anglari yönemli. Gagauzian yaşayanlara nadine ama komisyalardan geçmediği sebepinden onlar halk topluşundan kabul edilmeler, bakılmıyorlar. Böyle olaylar da var. Kayılım yani sizinle. Biraz sorun kayılım getireceğim sizinle. Size konkret bir örnek. Kayılım sizinle. Hani ne soruşlar çıkıyorlar halk topluluğuna ona hepsi önemli. Çünkü insan kim yaşıyor Gagauzya'da bu soruşlar önemli onları lem çözme. Onlara lem bulma cevap. İkinci komisyalarda hepsi soruşlar lem geçsinler. Olar ölerine komisya bakmadı bu soruşu. Ama buna da var Rusya bir isključeni. Ne ben düşünüyorum? Kimerse zamanımız az. Kimerse o soruş çok önemli. Hani içtirmedi geçme hepsi komisyalarda. Ama o komisyada da çalışan insanlar, deputatlar hangisine halk topluşta. Onun için de bekim varınca böyle bir ayrı fikir. Bu soruşu hani zamanı kaybetmemeliyin, onu çıkarma halk topluşuna. Niçin? Bakın birkaç örnek size vereceğim. Bütçe soruşları onlarla geçtiğinde komisyalarda. Elbette. Ama geçtik ana zamanlar, vakitler bir soruş hangisi demeye gagoza yanıyor. O de lazım onun için kabul etme. Bekim yörtüğü için doğrultma, bekim bilmeyeyim insana bir yardım, onu bunu bekim de lazım yapma bir kolay. Hani bu soruşu çıkarma halk topluluğunda. Ama
bu lazım gitsin yüksek orada. Hepsi deputatlar bunu nem anlasın. Hani zamanı yetiştiremediler. Da bekim bu soruşu vancı çözme halk topluluğunda. Ama bu soruşlar varsa çok cevap, çok vakit lazımsa onu analiz yapma, demem, publishing slushanie geçirme, alatlamama. Orada varsa zaman onu lan bırakma. Öyle Rus'ta da var bir laf hani bumaga должна отстояться или там да на столе. Bekim de alatlamama. Zerim burada yapmaman yanlış. Bu da çok önemli. Şimdi ben size isterim bir konkret örnek getirmeye. Siz bilirsiniz, bilirsiniz halk topluluğunun deputatı da, bilirsiniz Konrad Devlet Üniversitesi'nin rektörü de. Geçen yıldan beri kaldırılır soruş, Gagauz dili sferasını genişletmek uğrunda yazdırılı kanunun 13. statyası gerçeklenmir. O studentler angları Gagauz dili zanaatında öğrenirler Konrad Devlet Üniversitesi'nde. Onlar bu kanuna göre verilen stipendiyaları kabul etmediler 2 yıl. Okey, buldular yanlışlık, spesializasiya başka türlü yazılıymış, bilmem ne yapılıymış, inandırdılar. Teklif ettiler bakanlık komitetine, hani çıksınlar, değişilmekleri geliştirmeye bu kanuna, hani bu studentler yakışsın, kabul etsinler o stipendiyaları. Bakanlık komiteti 1,5-2 ay geri teklif etti, verdi halk topluluğuna bu değişilmekleri. Ama komisyaların birisinde angısında bu soruşun bakılması vardı, geçmedi. Birkaç kere sonra komisyonun oturuşu geçmedi. Bu soruşu önemli mi sizince yoksa öğrenmek yılı bitti, studentler dağılıştılar, üniversitede başardılar, stipendiyaları kabul etmediler. Ne olur? Mutlaka burada isterim cevap. Nece halk topluluğunun deputatı olarak, nece komisyonun azası olarak, Emil Beytki rektör olarak da bana cevap verirsiniz. Yakışarsayım. Ayıp. Ayıp işitme bu soruşu burada. Neçin o zaman da o halk topluluğunun oturuşunda ben bunun arkana bir niyet verdim. Hani nasıl çözme bu problemi? Ben o zaman söyledim. Kabahat var bakanlık komitetinde, var üniversitede. Neçin? Şimdi kanunda açan biz kabul ederdi bu kanunu. O zaman bizde bir önemli fikir vardı. Neydi? Hani ne bağlı Gagauz diline? Ne Gagauz dilin için var kana? Onu yapalım öyle hani biz ona yardım, destek verelim. Bu fikrini biz o zaman deputatla bu kanunu geçirdik. Sütüs aklınızdan birkaç vardı deputat hangisi dildi kayıl bu kanunu. Dildiler kayıl. Bu demek statistika var, gazeteler gösterirler, Dodo Zanet yazar bunu. Biz biliyoruz bu işleri. Ama bu kanunu geçirdik. Sağ olsun hepsici kim katıldı bu kanuna. Biz bir iş bilelim. Dilimizi kaybedersek halk da kaybedecek. Avtonomiya da olmayacak. Çünkü avtonomi niçin adı? Gagauzine bağlı. Gagauzlarına bağlı. Burada lazım mutlaka bu soruyu çözme. Çünkü gençlere göstermen ne? Motivasyon. Ne için Gagauz dilini gençlerle seçsinler? Ne için ayırsınlar? Da bu zanıdı ilerlesinler. Çünkü bakarsınız bakın, şkollada, okullarda, kreşlerde, sadiklerde değil mi? Lazım böyle uzmanlar, uzmanlıklar. Sanırım hani biz lazım, sistemci televizyon kampanyası, bu soruşu bırakmama, unutmama, daima kaldırma. O zaman biz söyledik bilim merkezine. Hani bu soruşu, biz bu parayı ayırdık bu işin. Nereye gitti bu paralar? Çünkü bu paralar bağlıydı bu işe. Ama deme spesializasyon başkaymış. Tamam biz bu işi bence bakalım başka yerden. Kapatalım çünkü kaybedersek ideyi kaybedecek çok işler. Onun için de soruş kaldırıldı Şubat ayında, fevralden ben aklımda ne zaman biz yanvardan büyük ayda. Biz lazım dönelim geri. Halk topuş çalışır. Bakanlık komitede demek gelecek yine. Ama soruşun civarı o kaldı. Biz ona lazım. Bakanlık yavaş komiteti yavaş. Verdi teklifleri, değiştirmekleri, popravki в закон предложила уже. Да не, не проблема. Bakılmıyor komisyalarda.
Ben o zaman Dmitri Yardanç'a manasırlı konuşacağım bu soru için. Biz sana yani bu soruşa geleceğiz yakınlıklarda da çözeceğiz bu problemi. Biz GRT kompanyası olarak mutlaka gözleteceğiz bu problemi. Çünkü gerçekten 7 ay şansora kaldığı yerde bu soruşun hiçbir adım ileri gitmedi. Sadece Bakanlık Komitesi'nden kare angısı yaptı bir adım. Hani teklif etti bu değişmekleri kanuna. Angısına göre dilsadi studentler kabul etsinler stipendiyamı orada var. Daha çok değişmekler angıları biraz daha genişledirler bu kanunun kolayına. Mutlaka lan çözmeler. İlerlediğerek halk topluluşun işini bitki oturuşların birisine kapının yönüne dikildiler. Geldiler insanlar angıları patentlere göre çalışırlar bugün Gagauzya'dan. Gerçekten durum bugün kolay değil. Bu insanlara dini hem var öyle koşullar. Angılarını koyar Moldova devleti. Angılarına göre bu insanlar işleyemeyecekler. Sizin bakışınıza göre bu kanunun diyelim Moldova'dan gelen tarafı hem Gagauzya'dan gelen tarafı iki tarafa gene tartışmak çıkarmayacak mı? Bu problema çok çoktan bulunuyor Gagauzya'da. Moldova'da şimdi yeni kanun çıkardılar. Onlara istiyorlar yapma yardım bu patentlara. Patent abladatelem. Onlara bu kasıva aparat, aparatları istiyorlar alma satın. Onlara istiyorlar yapma Ağustos'un ikisine de yardımlar. Ama peki insan dil kayıl bu kanunun. Bizim bu kanunu hani biz kabul ettik. Gagauzya'nın halk topluluğu. Bizim insanlara kim çalışır patentini onlara bile kanun kabul ettik. Ben anlamadım niçin bu insanlar geldiler halk topluluğun kapılarına. Çünkü bu kanunu birici çevirmedik yeri. Bu kanun bugün de çalışır. İşliyor. Problema neydi anlamadım. Ama gördüm hani insan üfkeli, kızışmıştı. Biz bu kanunun zamanını attırdık. Bu yılın bitkisine adak. 2024 yılına adak. Çek etmesin için. Nasıl olacak? Bizim bu sütlar bu kanunu bekim kabul etmişler, bekim onu çevirecek yeri bu bilinmiyor. Ama ben önce yurist, söyleyelim önce halk topluluğun deputatı, kanun çevrilmediyken yeri o çalışır. Onun için de bizim insana kim çalışır patentine, sakınmasına, çalışsına ileri doğru da, olası problemi, onlar var kime gelsin, halk topluluğun deputatlarına. Ama bu problemi hem önemli ispolkomun, çünkü bu kanunları hazırlar kim o? Bakanlık komitesi. Halk topluluğu bu kanunu kabul etti. Nasıl bu kanunla çalışsın, nasıl vergilerle olsun, nasıl kolaylar kabul etmedin, bu soruları lazım bakanlık komitesine vermeye. Ama bizde niçin öyle oluyor? Hepsi problemle halk topluluğunda bulunuyor. Bu değil doğru. Çünkü halk topluluğu o bir institut gibi o angısı kanun kabul ediyor. Ama nasıl çalışıyor kanunlar? Nasıl o kanunu insan bulay kolay? Bunu есть так называемый исполнительный орган. Onun için de bakanlık komitesi bu kanunları getirirler insana, bizim yaşamımıza. Bir şey olası değil doğru, onlarla çıksınlar tekliflerle. Hani lazım değiştirme bu statiyi bir başkasının. Ama biz görmedik, biz kabul ettik. Biz bu insanlara ses yapmak kolay. Biz istemeyiz hani onlara zorlatma. Söyleyeceğim size, hani halk topluluğunun deputatların arasında var tartışmaklar. Hangisi bu kanuna karşı bakıyorlar. Diyorlar, niçin böyle? Bakın, Sadık'la da школада инсна ким çalışır бюджетте 3-4 bin lei kazanıyor ayda. O yüde налогları. Hepsi vergileri ödüyor. Hepsi vergileri. Demek страхова компаниясына, пенсионный фонд hepsini ödüyorlar. Neçi buna dilemiyorsun? Burada lazım hesapla oturma, laf edip de konuşma. Hani bu kanun küstürmesin birilerini.
küstürmesin birilerini, hem de hem versin kolaylık kazanmayı öbürlerine. Öyle, öyle. Burada devlet organları, demek institutları lan çok güzel düşünsünler. Anlarım hani gidip de daha zor olacak. Çünkü Moldova bu işe başka türlü bakıyor. Biz çalışırız yardım etmeye bizim insanlara. Ne olsa ileride olacağız, yaşayız göreceğiz. Сергей Константинович, siz kendi cevabınıza bir kez oruşa birkaç sıra kullandınız. İnstitutu власти sözünü. Ben burada isterim sormaya bir soru. Hepsiniz biz görüyoruz. Ne soy geçerler halk topluşun oturuşları. Hem burada her bir sanırmanın sırada yaşayanlarda peydalanır bu soru. Hem o daima peydalanır deputatlarda da. Halk topluşunun profesyonallığı. Не yapmayı öyle, не geçirme ya da ta profesyonel uğra kaldırma halk topluluğunun işini. Burada bende bir soru. 20 yıl geri ben doğru tarsaydım aklımda Gagauzya'da vardı Belediye Emekler Gençlik Parlamenti yapma. Bu vericiydi kolaylık bugünkü deputatlara böyle bir terbiye edili politika tarafından bilgili halk topluluğuna adımları yapma da o gençler Şansora Bekim halk topluluğunda böyle bir institut преемственности olacaktı. Rusça kullanıyorum bu sözü. Sizin bakışınıza göre hiç sorayım size bu soruşur. Çünkü sizin yaşamanızın daha çok gençlerin arasında geçer. Bizde çok güzel ve akıllı gençler var. Siz bu soruşa niçin bakarsınız? Niçin bir yok bu gençlik parlamenti diyelim? Küçük olsun Nilten 10-15 kişi. Bekim sorum da birkaç çekilecek de bu olacak bir garantiye gibi bir hani bizim deputatlarımız profesyonel bilerek, anlayarak işleyecekler. Sovyet zamanında ben biraz o zamanlara biraz da kötü bakayım ama bir iş vardı, dil bir iş. Birkaç çok işler vardı iyi. Bir iyi vardı hani gençler kimselerle olma yönderici. Ona yavaş yavaş hazırlanarlar. Adım adım. Adım adım. Bu siz doğru söylediniz. Так называемый институт наставничества pek önemli devletlerde. Bizim автономияда bu önemli. Bizim üniversitemizde çok güzel gençler, akıllı uşaklar hangisine başarırlar. Ben size söyleyeceğim, bakayım diplom işlerini ona götürerler, yazarlar, onları gösterirler, çok yüksek orada. Da açan gelirler, iş yokmuş onlara değil. Bu dil doğru. Onları lazım, hem de tabir kanunda var hani, lanmış olsun staj. 3-5 yıl, ne soğuk uşakta olacak staj, o lan çeketsin. Uşak hangisi çekedi gezme, o düşerdi. Adım adım işler oluyor. Biz de lan bunları ya, adım adım. Onun için de ben sizinle çok kayılım. Hani bu gençlik parlamentlem yapma. Gençlik bank bakanı komitedilem yapma. Hani bu uşakları hazırlama böyle uğra. Böyle işe deyin. Bizim de insan hangisi seçer deputatları. Lazım dikkat olsun bu işlere. Baksınlar. Ne iş başardı, не есапвар, не фикир, оно буну. Зерем халк топлушу да баканы комитетны отурушларына шин сиредел дейс айтым Гагаузия, Молдова да, ама бүтіне дүнейді. Бен хер заман нердізі бұлынмайрым, бен хер заман бүлі жан ішінден, үректен чалышырым аны Гагаузлары көтілемесіндер. Біз күчік бір халк, ama çok akıllı insan aramızda var. Da ne suda olmasa halk topluluğuna oturuşları lem gitsin yüksek orada. Bakanlık komitetle lem gitsin yüksek orada. Her işler hangisine ola Gagauzya lem gitsin yüksek orada. Ne için bize bakıyorla Moldova'dan. Sonra bize deyirle te buna böyle böyle bizi silahmazlama. Vermeme onlara Rusya bir povod bu işi. Çok işleri biz halk topluluğunda kabul ettik ki ona önemliydi. Bakın uşakları doyurma şkollarda. Moldova'da vardı ilk klasadan 5. yıl. Biz kabul ettik 12. klasada. Sonra bu ilk EF programı. Prima kasa. Biz ta 25, yüzden 25 kattık. Yardım ettik gençlere diye. Sonra bu şavukları
köylede gece yakmağı deyip. Biz de bunu hepsini halk topluluğunda kabul ettik. Kim de söylemesin, hani biz destek bu inisiyatifle çıktılar halk topluluğundan. Sonra Gagauz'un içinde bu inisiyatifle gene çıktı halk topluluğundan. Da ben onun için de çok mutluyum. Sağ ol derim deputatlara. Angısına bu fikirleri, bu niyetleri kaldırdılar. Hem de tüm deputatlar kim o kayıl oldu bu kanunlarını. Biz göreyi sanıyorlar çalışırlar. Da Moldova yavaş yavaş bizden örnek alıyor. Biz onun için de ileri doğru da var çok programlara. Biz lazım düşünelim. Nasıl yapılmıyor? Hani bu kanunla Angusuna kabul edildi halk topluluğunda. Ona çalışsına iyi, İnsana. Ona yansına yardım versin. Sergey Konstantinovich laf ederek bizim halkımızın arifliği için söylediğiniz hani studentlerin çoğu yüksek notalarla bitirirler. Geçeriz Komra Devlet Üniversitesi'ne isterim söyleme hani bu yıl üniversitede başarılar 487 uzman. Onların notalarının 30%'ten ziyadesi bu uzmanların 9'dan yukarı notaları. Bu inanılmaz çıkışlar. Bunun için isterim anladınız. Ben de onlara böyle iyi nasihatler vererek hani söyledim hani bu yıl çok yüksek notlar. Ben sevinirim bu işe deyin. Zerim komisyonu hangisinden kabul ettiler bu devlet egzaminleri. Onlar çoğu kişinin odandı. Onlar değildi bizimkiler. Onlar bu gençleri bilmediler. Onlar göz göze gördüler de not koydular. İlk sıra gördüler. Ben sevinirim hani yıl yıldan gençler daha iyi oluyorlar. Nasıl demesinler bizim uşaklar akıllı. İlk zaten bekim bizim de. Hepsi uşaklar akıllı. Zerim öyle dünya oldu. Hani şimdi bakın telefonda hepsi informasyoncu bulma. Bilgisayarda bugün gençler çok kolay çalışıyorlar. Ama üniversitede öyle olduğum materyal bazası, bu kolaylar hem olaylar nerede gençler vanca serbestte kendini duysunlar hem de alsınlar iyi fikirler, iyi elementler kendi zanaatında. Bakın biz açtık tekfil. Orada gençler şimdi geliyorlar var 7 yaşında, 12 yaşında var, 17 yaşında geliyorlar. Analarını, babalarını, belki ninelerini ona getirdik ana bu uşaklar orada robototeknikini çalışırlar. Yeni programlar. Bizim zamanlarda bu vakitler böyle işler yoktular. Ama görüyorum hani dünya değişti. De yeni var soruşlar. Dil saatim yaşayana ama her bir şey değil. Onun için de sanırım hani bu gençler kim başardı? Onunla lazım yardım etme, iş bulma. Onlarla çalışma kalsınlar burada yaşama Gagauzya'da, belki Moldova'da. Zerim Gagauzya'da var bir laf. Taş ağır çeke yerinde. Bu gençleri biz kaçırarsak, kaybedersek, ben söyleyeceğim kaybedecek devletimiz, avtonomiyamız. Niçin? Biz çocuğu, uşağı aldık ana, doğmasından anasına öderiz bu yardımları. Hı hı. Sonra gider yasla, kreşe, uşak bahçesine, son şkola, da üniversitede de kimce olur, ürünlerle hepsi parasız, devlet parasında. Bu genç 20 yaşında olduğu kadar, 23 yaşında o lazım çalışsın bu arada, vergileri ödesin. O bıraktığı da gidiyor. 20 yıl biz bu uşağa para koyduk devletten, o giderse devlet kaybeder. Onun için de lazım çalışma, hani yapma yeni konkurslar. Gençleri bırakma bakışsız. Onları lazım. Yanımıza alma. Ben de orada salonda söyledim. Bakın bizde de var üniversite boş yerler. Gelin yapacağız konkurs da çalışın. Hem çalışkanları hem akılları çalışırız alma. Ama gençler isterler ilk sıra yüksek ay parası. Bu da değil doğru. Lem çekitmen iyi densin. Ama anlıyorum hani şimdi fiyatlar, cenalar yüksek oldu.
doğal gaz, elektrik, her işler. Onun için de sanırım hani onların ay parası da lazım olsun onlara öyle. Hani onlar kendini duysuna insan gibi. Kendine bir rubam alsın, bilmeyen bir kim kiralık odam alsın. Burada lazım komple düşünme. Сергей Константинович, ilerlediği Республика Devlet Üniversitesi'nin temasını üniversitemiz bugün girer Moldova Devleti'nin en iyi üniversitelerin arasına. Siz bu adımı, bu basama, bu uğuru nasıl tutabilirsiniz? Birkaç yıl sonra bu, dil kolay. Bu reytingdayız. Dil kolay. Niçin derim, şimdi üniversiteler var her türlü reytingler, birkaç. Biz bu reytingde 10. üniversitenin arasında bulunuyoruz. Ama Moldova Devleti nedeni bu çok yüksek bir başarı. Yüksek. Çünkü 26 üniversitenin arasında biz bu reforma bizi dürtmedi, bu reforma biz kaldık. Ama ne bu reytinglere gereği? Studentlerin sayısı, profesörlerin sayısı, yüksek notu, onun alem hepsi olsun doktor, profesör. Sonra база, материал базасы, общежитие, спорт комплекс, китаплар, sonra her bir talibin lazım olsun en az 3-4 metresi nerede kendini duysun. Sonra bu sonuçlar, bilim sonuçları, ne yazılar, onlar lazım, onlara taçık olsun ссылка. Bu birkaç çok kriteri var. O da 20'den ziyade kriteri. Da bunları akreditasyon alını gene fikire hesaba da sonra gençlere de soruyorlar. İnce siz duyuyorsunuz kendinizi üniversiteden. Nöse yüksek orada size okuyarlı dersleri. Nöse size kolaylar, olaylar var. Bu anketle doldurduk ana, bunları topladık ana, o zaman biz kazanırız not. Sanırım hani Komorat Devlet Üniversitesi vancı daha yüksek orada bulunsun. Ama hem çok çalışma. Çok çalışma. Şimdi ben bakacağım, baktım 10 yıl bitkisi ne vardı bizde? Bizde 2017 yılda ben çan oldum rektör. Seçildim. Vardı 56 yüzden 56'sı kimin vardı doktor Uğur. Şimdi bizde 80'den ziyade. Biz göresene 6 yılın içinde bizim gençler anladılar. Çünkü kanon da kabul edildi Moldova'da. Hani kim lem çalışsın üniversitede onun lem olsun yüksek doktora Uğur. Bizim gençler ben baktım 5 yılın içinde çöyü bu doktor Uğur'unu kazandı. İleride orada bu işi lazım ilerlemeye. Lazım ta inletme yurtu da, spor kompleksi de, çok sağ olsun bakanlık komitede hem halk topluluğu 2,5 milyon lira verdiler. Biz orada şimdi bu remont işleri gidiyorlar. Çünkü bakın 30 yılın içinde orada tuvalet içinde yoktu. Bilmem nereye giderdiler gençler. Çok zordu. Sonra yurtu akardı. Biz bu işlere bulduk para. Moldova'dan birisi yardım oldu. Kendi paramızı üniversiteden bulduk. Hem de bir kez sağ olsun bizim devlet kuvvetleri avtonomiyen bakşatla üniversitede. Niçin bu işler olmadı önce bilmeyeyim. Ama biz lazım bir iş anlayalım. Hani üniversite hazırlığı gençleri Gagauzya. Gagauzya lazım ilk bakış baksın yardım etsin üniversitede okul kurar gençlere. Bu stipendilerin var, biz konuştuk ya, ona lazım olsun. Zerim, biz destek olmazsak, arka olmazsak bizim gençlere, onlara birinci olmayacak. Üniversite çalışır 91. yılda. 32 yıl tamamladık. Gelen yıla 33 yaşında. Üniversite lazım olsun, lazım işlesin. Biz bakıyoruz, bizim gençler kim başarır pedagojik uğrunda? Yüzden yüz işliyorlar. Onları ikinci, üçüncü kurstan işe alıyorlar.
Şimdi bakın televizyonda sizde hepsi kim başardı? Ona başarılı komra devlet nursedi. Bakanlık komitesinde, halk topluluğunda, okullarda, primariyalarda kim o gençler kim başardı? Şimdi sizin kişine okuma. Bakın yol parası, yaşama orada çok zor. Burada biz anlarız hani bu işi angısını yapmışlar 32 yıl geri o önemli. De git gide yıldan yıldan biz görüyoruz hani 2017 yılda bir seçen geldik bizde vardı 1400 student. Bugün 1820. Biz görüyoruz hani o zamanlar daha biraz daha iyiydi. Yoktu Covid, yoktu bu cenk, yoktu bu yüksek pahalar. Şimdi görüyoruz hani Moldova'da var İmgagozi'de hem iki önemli problemi. O demografiya problemi, hem migrasiya problemi. İnsanlar giderler. Hani onları bugün burada tutturma dini, onlara dini lan göstermeye iyi kolayları. İş bulma, yüksek ay parası, bu deme harçlar. Angısına bin bulmayalı Gagoz'da, Moldova'da ondan çok yüksek gençlere değil. De lazım onların ay parası yardım nasıl tamamlasın bu harçları. Bakalım iş var. Biz gücenmeyiz. Biliyoruz hani lan çalışma ileride orada. Bizde var kuvvet hem de iyi niyetler. Var kuvvet, var iyi niyetler, var iyi kolaylıklar, hem koşullar Komra Devlet Üniversitesi'ne. Kim başardı bu yıl 12. klas öğrenme gelmediğini? Komra Devlet Üniversitesi bu yıl kaç fakültet, hangi zanaatlar, ne zaman başlayırlar dokümanları kabul etme, hem var mı şans sonra telefon açmakları, ne zaman başlarsınız, ne lazım getirme, ne zaman alacaksınız, ne soy bal, ne soy kolaylıklar? Danışırlar mı şansıra? Çok sağ ol Alena. Hani bu stüdyoda bu soruşu kaldırdın. Biz her zaman açıkız gençlere deyin. Ne için? Zerim üniversite yapıldı bizim gençlere deyin. Angısına lazım yürensinler kendi toprağında, ana toprağında, dil uzak kendi ailesinden. Bize deyin önemli hani siz ayırarsınız. Bize 4 fakültemiz var. Millet fakültesi var, ziraat tarım, agrar fakültesi, ekonomika fakültesi, hem de hukuk yuridik fakültesi. Bizde var ilk cikl, hem ikinci cikl. Biz başlık çalışma. Şimdi yazarız, angısı ister, angı niyete, angı uğra, angı zana da gelme. Ama 25'inden çekeriz ofisyalna çalışma. Devlet uğrunda. Bize gelecek bu angı zanada kaç var devlet yer, ücretsiz, bezplatna değil mi? Da kimin notu yüksek deneyin, bulun kendinize hoş da gelin. Ama bilin bir iş hani gücenmeyin. Kim geçemeyecek parasız öğrenmediğin bir yıldan sonra yeni konkurs. Da varınca kim öğrenmedi iyi o geçecek deme ödeyecek parasını. A kim öder de parayı kontrata öğrener de o varınca öğrensin parasız. Onlar kim öğrenirler parayla ilk yıl yüksek uğurları gösterirseler, yüksek notalara egzaminlerini verersiler, onlara yakışır geçirsinler bütçet uğruna. Doğru. Onlar da kim bütçetteydiler biraz doğru. Prost uğurları gösterirse onları yüdeklen ödeyecekler. Bu doğru. Bu gerçekten slavri praktika. Çok iyi praktika. Ama kim kendini göstere güzel da ilk sesi verirse stipendi kabul edecek. Stipendi bin lei kazanarsa kendi ödemek parasını vanca tamamlasın yarım yılın içinde. Onun için de biz bakıyoruz. Var gençlerimiz hangisine gelirler aşırıdan da. Var Ukrayna'dan da. Var Türkiye'den de, var Azerbaycan'dan da. Ama bizim gençler lan bilsinler hani Komrat Devlet Üniversitesi Moldova Üniversitesi'nin arasında tanınır. Bizi sayarlı. Yüksek orada bulunuyoruz. Onun için de kim ister uzak olma kendi anasının babasından olma yalnız böyle serbest gelin bize veririz yurt ayrı odalar
Да, сиз кенизди дуйжинс сербестликте. Ама үйрөнмөй унутмайбыз. Да. Сөйлөрөк аны бизди таанырлар Молдова Девлет университеттеринин арасында, мен силердин бурдан Шанамания, Комрад Девлет университетинин таанырлар Дилса де Молдова университеттеринин арасында, ама башка девлеттердин университеттеринин арасында да, чүнкү Комрад Девлет университети дайыма курер баалантылары башка девлеттердин университеттеринен, бүгүн Комрад Девлет университетинде бар 50га жакын бөлө программа англары берерлер колайлык студенттерге, юридичилерге, профессорлара, докторлара стаж япма башка университетлерин университетлерде хем алма, хем кетерме орадан гүзел, хем ени билгилери, башарлары англарына унар берерлер. Сергей Константинович, Алена, доору сөйлөдүңүз, ачыкладыңыз бу гүзел иштери, колайлары. Бизим гençler, şimdi bakın biz Türkiye'nin 50'den ziyade üniversitelerine bağlantı yaptık. Европа университетлерине бар баалантыларыбыз. Бар Россиянда, бар Украинада университеттерине. Ама не бу программала, улуслараасы программала не берерлер гençлерге дейин. Шин гençler биздин олду 10-10дан зейде гençлерimiz гитлер Түркия 5 ая. Бир качыбы гитти 2 ая. Айда онлара берилеле 800 евро. 800 евро, сиз билесиз, yani bizim bir kaçı işçiler bile para kazanamıyor. Ama bu para niye verli? Yol, yemek, giyinmek, vizit yapma, görme. De bu güzel programlar. Bir kaçı bize gitti Avrupa üniversitelerine de. Ben onun için isterim söylemek gençlere, kim öğreni, kim isteye bize gelme üniversitede, bu programlar çok önemli, hem de ondan çalışırlar. Siz utanmayın. Her zaman verin niyetlerinizi, verin kendi zayıflarınızı. Orada bir sefer güzel, bir küçük egzamin, dil bilmediğin. Şimdi siz güzel bir soruş kaldırdınız, hani bu Gagavuz dilini, bu kanunu lazım ilerleme ileride orada. Biz Lamanlı'nın bir iş, hani Tök Genç Hakim diye Türkiye, Gagavuz dilinde konuşamazsa çok zor olacak. Birkaçı diğer, Gagavuz dili bilirim ama Türkçe konuşamıyorum. Şimdi kim o güzel konuşuyor, laf ediyor Gagavuz'u, Türkiye'de hiç yok problem. Onu anlıyorlar. Gagavuzlar, Türkiye diyorlar, siz bizim dilimizi korudunuz. Yok, biz kendi dilimizle korulun. Bu bizim dilimiz, bu ana dilimiz. Onun için de laf ederken Gagavuz'u eski Türkçesine çok %101 aynı. İkinci, kimse Avrupa İngilizce dilinden öğrensin. Ben size söyleyeceğim, bu stüdyoda hani bizim gençler 3-4 dil serbest, bol bol konuşuyorlar. Şimdi dünyayla oldu, hani dilsiz zor bir yere gitme. Bekim bir ister iş bulma, dil lazım. İster gezi yapma, dil lazım. O için de sanırım hani gençler kim gelecek, bu programa katılın. Bizde güzel var programı, şimdi biz açtık tek yıl. Orada siz proje 100 bin euro. Ama ikinci korpusumuzda orada yapacağız bir proje, o da tek yıla bağlı 90 milyon lira. Sonra bizim yurtta yaptık yeni odalar. 1 milyon lira biz değiştirdik yatak yerlerini. Sonra aldık onlara yeni yastık, yorgan, başka işleri. Ta biraz lan çalışalım, burada bulalım para. Ama üniversite değişti. Değişti iyi tarafa. Sanırım hani biz lazım çalışalım, ta hani ne kadar daha çok genç olacak üniversitede, üniversite genişlenecek. Burada lazım hepsimiz anlayalım bu işi. De yapalım öyle hani, biz bu üniversitede korulalım da çalışsın ileride doğru. Sergey Konstantinovich laf ederek ki dillerin bilmesi için isterim burada yüzlerlikle nişanlama bizim gençlerimize angıları düşünüyorlar üniversitelere ayırarken Komrad Devlet Üniversitesi'nde var. Bu dilleri öğrenmediğin hepsi kolaylıklar var. Almanya, Amerika, Türkiye, Rumunya, hem çok başka devletlerin merkezleri nereye serbest gelip oturup sevdiği kağıtları alıp dili varınca öğrenersiniz, sesleyersiniz, film izleyersiniz. Hepsi kolaylıklar. Bu işi yapmadığını rahat rahat var Komrad Devlet Üniversitesi'nde.
Doğru söylüyorsun Salihan, hani bizde 15'ten ziyade var merkezler, hangisine bağlı o devletlere. Orada gençler kim gelecek? Dil, parasız öğrensin. Türk dili, Gagavuz dili, Romen dili, Rus dili, İngiliz dili, Alman dili. Şimdi Çin dili de bulundu. İlten ben derdim kim gelecek Çin dilini okuma, ama ondan ziyade genç bulundu. Ben sana hani bir şeyleri orada. Şimdi dün bana geldi misafir Niderlandlı'nın büyükelçisi. Onunla konuştuk da orada bir niyet aldık, hani belki bir de merkez Niderlandlı'nın Hollanda'nın bize açacağız. Biz isteriz hani gençler bu da devlete gitsin, görsün, iş birliği yapma, bağlantılı kurma. Biz lazım olalım açık dünyaya. Ne kadar üniversite kendini duyacak serbest, açık olacak 360 gradus deme dünyaya, o zaman biz daha zengin olacağız. Ben söyledim ona, hani bizde gençler çok akıllı. Biz programları, ÖLELEM kuralım, hani bizim gençler kim başardıysa iş bulsun kendi devletinde. Ama kim de isterse, kayılsa gitmeye başka devlete, onun diploması kuvvetli olsun, kahve olsun, onun bilimleri, onun fikirleri. Ben söyleyeceğim size, bizim gençler kim gitti çalışma Rusya'ya, birkaçı var Türkiye'de çalışır, Avrupa devletlerinde kaybetmediler orada. Zerim uşaklar bizde çalışkan, hesaplı. Ben bu büyükelçiye Hollanda'da söyledim, hani bizim uşaklar birazcık benzemeyle hangisine kim büyüdü kasabalarda, büyük kasabalarda. Burada komrat ama daha çok küylü uşaklar. Kim o bilirince çalışma toprakta, anasını babasını sayma, yardım etme. Da bu uşaklar sanırım hani nasıl da olmasın zamanlar ondan bir kere kaybedilmişler. İşten korkmayarlar, öğrenmekten korkmayarlar. Her bir işe kayıl onlar. Biz yöndirici gibi ol arkana, lazım yapalım öyle, hani bu uşakların keyfini bozmama, bu uşaklara hem yardım etme. Hem önemli benim bakışıma, onların lazım konuşma aslı. Doğru. Doğru, aldatmama. Söyleme, bugün zor ama niçin zor? Naşlem yapmanı olsun daha kolay. Da bunlara açık söyledik, hani o bizim ailelerde gagavuzlarda da öyleydi. Ana baba söyler, hani çocuklarım, uşaklarım bugün zor ama din için zor. Anlaşıp da bu işle daha kolay olacak. Varın için daha kolay olsun. Sergey Konstantinovich, programımız yaklaşırken de sonuna, ben elbette veririm bitki sözü size. Hani siz bir teklif edersiniz bizim abituriyentlara, onların analarına, babalarına, hani açsınlar Kumra Devlet Üniversitesi'nin kapılarını. 360 gradusa onları 25'inden açılırlar. Kim ister? Buyursunlar, gelsinler. Sağ olun. Saygılı, sevgili gençler. 12 yıl sizi analar babalar büyüttüler. Siz tebrik ederim sizi. Kutlarım, hani başardınız liselerinizi de güzel notları kazandınız. Çok zordu zamanlar. Bilirim hani siz pek hepsiniz yürekleriniz dalgalanlardı ama siz başardınız. Onun için de siz en güzelsiniz gençler. Hangisine lazım kapıyı açısına iğni yaşama. İğni yaşamak o iğni uzmanlık kazanma. İğni zanaat alma kendinize. O zanaatla, o uzmanlıkla bugün var Komrat Devlet Üniversitesi'nde. Hiç gücenmeyin. Hiç düşünmeyin çok, hem de aramayın başka üniversite. Bu zanaatlar bir adım sizin yanınızda. Açın bizim kapıları, gelin de sorun, gelin de bakın. Hiç utanmayın soruş verme, hep soruşa biz cevap bulacağız size deyin. Burada öyle var profesörler, hangisinler dün gelir Kişinev'dandı. Birkaçı gelir başka devletlerden. Onların fikirli, bilimli çok yüksek orada bulunur. Onlar tanınır değil zaten Gagauzya, Moldova'da, ama çok aşırıdadır.
Siz geldiğiniz buraya, siz bulacaksınız kendinize iyi zanaat. Diplomalarınız Avrupa diplomalarına bağlı. Burada bizde var çok önemli işler. Angısına yok başka üniversitelerde. Niçin? Bizim ulaşımına göre bizde var 3 ofisal dil. Gagavuz dili, Romen dili, Hemruz dili. Bu 3 dile deyin siz daha bir dil kazanarsınız. Alman dili ve İngiliz dili siz yolunuz olacak açık. Ben size isterim ne deme? Adama sağlık, iyi başarılar. Fikrinizi her zaman bağlayın ürününüze. Ne üren söyle, ne fikrin size nasihat vere, gelin de bulun. Biz Komrad Devlet Üniversitesi her zaman sizin yanınızdayız. Da size din olacağız ikinci ana baba. Sağ olun, var olun. Sağ olun Sergey Konstantinovich. Güzel siz danıştınız. Ben umutlanıyorum. Hani kapılarınızı açacaklar bizim abituriyentlarımız. Da seçecekler Komrad Devlet Üniversitesi. Sergey Konstantinovich sıraladı. Hani bakanlık komiteti, primariyeler, halk topluluğu, başka kurumlar, televizyon, öğrenme kurumları. Hepsi bu uzmanların ta açığı geçtiler Komrad Devlet Üniversitesi'nde değil bir sıra. Kimisi bitirdi, başardı. Hem zanaat olarak hem magisterlik olarak çok uğurları Komrad Devlet Üniversitesi'nden oluştan kapılar. Eylül ayın 25'inden size deyin saygılı abituriyentler açık. Sevgili seyirciler, hepsinize diyelim sağ olasın. Hani bugün de bizimle birlikteydiniz. Aklınıza getirelim tabirkeri. Hani Koridor Vlasti programasında bugün bulundu Gagauzian Halk Topluluğu'nun deputadı hem Komrad Devlet Üniversitesi'nin rektörü Sergey Zakharia. Kalın sağlıcakla gelen buluşmak aradan.